evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarım. El evvelü Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batını Allah. Sahibi selamlarım, sahibi hakikiyi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. Levlake sırrının mazharını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma validemi selamlarım. Cihar-ı yar-ı güzini selamlarım. Erkan-ı erbayı, Selman'ı, Miktad'ı, Ammar'ı, Ebu Zerr'i selamlarım. İmameyn-i muhteremeyni selamlarım. Taife-i ecinliği selamlarım. Müminlerini ve Müslimlerini. Ve sizi selamlarım. Allah'ın selamıyla selamlarım. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Vakit, şiir vakti. Kıymetli izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri takip eden değerli dostlarımız, 22. dönem milletvekili, şair, yazar, ressam, ilahiyatçı Recep Garip konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar bahşettiniz, şeref verdiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, hoş bulduk. Bizi izleyenlere selamlar, muhabbetler sunuyorum. Özellikle Fethi abinin selamıyla başladım. Evet. Onu rahmetli anmış olalım. Biz biliyoruz ki bizi görenler var, görmeyenler, yani biz görmesek de bizi görenler var. Kayıda giriyoruz. Buradaki kayıtların dışında da kayıtlara girmeye devam ediyoruz. Allah'ın kaydı ebedidir, ezelidir. Yani. Ama insanların kayıtları geçicidir. İnsanların kayıtlarını bir şekilde silebilir, sildirebilirsiniz. Yol bulabilirsiniz. Ama ilahi kayıtlarda silmenin yolu herhalde güneş batıncaya kadar tövbeden ibaret. İnşallah yolculuğa çıkmadan evvel hazırlığımızı yapmış oluruz. İnşallah. Tabii Azrail Aleyhisselam ne zaman gelir bilinmez. Dolayısıyla her zaman hazır olmak lazım. Ya vakit var diyenler, öteleyenler helak oldu buyuruyor ya sevgili Peygamberimiz, evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Helak oldular. 22 Kasım 1975 tarihinde dostluk üzerine irticalen yaptığı bir konuşmanın girizgahıydı bu. Doğru. Daha evvelinde bu metine aşinaydım ama sizin bir konferansınızda buna benzer bir girişiniz olmuştu buradan iktibasla ve ifade etmiştiniz. Bu Fethi Gemuhluoğlu ağabeyin bir muhaveresiydi demiştiniz. Ben de sizi de bu selamlamayla karşılamış olayım dedim. Umarım çok, hoş olmuştur. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle hep kendimi sorgularım. Yani İmam Hatip kuşağının, ilahiyat kuşağının ve Diyanet mensuplarının, dini ilimlerle uğraşanların selamlama fasıllarında, ilmi eserlerde böyle bir metne rastlamadım. Hmm. Bir edebiyatçının, bir şairin dilinden bir selamlama faslının çok farklı anlamlar yüklediğini, hmm, ezel ve ebed duygusunu bize kazandırdığını, Efendimizden başlayarak, cihari yari güzünlerinden, yani validelerimizden başlayarak, yani Ammar'a kadar, Miktad'a kadar devam eden. Radiyallahu anhu. Tabii yani bir de ecinniler ve insleri de cinleri de selamlayarak. Onları söylerken şey de diyor, müminlerini ve Müslimlerini yani. Tabii. Herkesi de selamlamıyor. Öyle tabii. Yani. Çünkü onları da selamlamanın farklı boyutları var. Evet. O ayrımı yapmış oluyor. Bu müthiş bir kültür. Evet. Müthiş bir iman.
Anadolu ermişlerinden belki İstanbul'da mukim olmuş ama Anadolu'nun Yağız delikanlılarına el atmış. Onların gönüllerine, ruhlarına, akıllarına insicam vermiş olan bir aydın, belki bir düşünce adamı olarak Fethi abiyi rahmetle, minnetle, şükran almak icap ediyor. İşte arifler böyle oluyor. Hani evet. Kültürden irfana diyor ya Cemil Meriç. Ortada bir irfan var yani. Ve o irfan medeniyetinin bugünlere ulaştırdığı bir çağlayan gibi bize akıttığı o güzellikleri bir şekilde o eskilerde görmek mümkün. Son dönemde çok tevarüs etmemiş mi hocam? Böyle bir problem var mı? Ben şöyle bakıyorum. Yani din Allah'ın, insanların yani. Değil. İnsanlar imanla görevliler. İman edecekler Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete, ondan gelenlere iman etmiş olacaklar. Ahirete iman etmiş olacağız. Dolayısıyla imanın şartları, İslam'ın şartlarıyla hayatımızı devam ettirirken din sahibi olan Allah bu toplumun mayasında, kadim kültürümüzün, Anadolu coğrafyamızın, büyük coğrafyamızı kastederek ifade ediyorum. Bu büyük coğrafyada bilindik bilinmedik, aşikar ya da gizli Allah'ın dostları vardır, irfan ehli vardır, ilim ehli vardır. Günü geldiğinde onlar meydana çıkarlar. Allah onları çıkaracağı anı ve zamanı insanların muhtaç oldukları anda mutlak surette öne koyar. Onun için Fethi abi dönemini yaşadı. Ebed yurdunda bizi bekliyor. Üstad Necip Fazıl Ebed yurdunda bizi bekliyor. Cahit Zarifoğlu Ebed yurdunda bizi bekliyor. Sezai Karakoç Nuri Pakdil abi bizimle beraber. Yani bu silsile böyle devam ediyor. Kuşkusuz onlar da kendilerinden önceki ustalardan ve üstadlardan el almışlardı. Yani örneğin Yahya Kemal'den, Mehmet Akif'ten onlar da el almışlardı. Oradan bugünlere doğru bu yolculuk devam edip geliyor. Kuşkusuz bu toplumun içerisinde o gizli Allah'ın erleri, erenleri, yedileri, yetmişleri vardır diye düşünüyorum. Tabii çok fazla evhamlı değilim yani bu konuda. Çok büyük umutlar taşıdığımı, her yeni sabahla yepyeni umutları kuşandığımızı ifade edebilirim. Bu çok önemli. Güzel isimler saydınız. Onlardan birisi Cahit Zarifoğlu. Rahmetli. Onun da çok çok güzel bir duası var. Kendi ismiyle şifrelediği bir dua. Sultan. Bağışlamanı dilerim diyor ya Sultan şiirinde. Evet. Sıralamayı biraz değiştireceğiz arkadaşlar. Madem Cahit Zarifoğlu'nun ismi geçti. Evet. Burada bunu değerli izleyicilerimizle müsaade buyurursanız mesul paylaşalım. Oldum. Hiç fasıla vermeden sizden de hemen sonrasında bir şiir alalım isterseniz. Hay hay. Evet. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa yanmaya razıyım. Kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum.
koptu ne varsa. Koptu damarlar, tarihten urganlar, kadim okumalar. Küpengündüz oldu bütün bunlar. Bakırcılar çarşısı tarumar, yani incik boncuk. Ekmek kırıntıları, kan revan. Ölmediyse çarşı pazar, yaşıyorsa insan. Huda mühletidir toprakta can, börtü böcekte heyecan. Kayıp şehrin bulvarları işgal, işgaliyede tufan. Üşütmedi kar, yıldırmadı fırtına. Bir kazanda kaynamadı insan. Oysa ben kışta kaldım. Sense hep bahardın. Koptu ne varsa. Hatlar, halatlar, düşler, rüyalar. Gülmekten koptu ya. İçten bir erime, incecik ipeklerin sahte yüzü. Bir kara kış manzarası, eskimoların türedi kanamaları. Bir parçaktı, bir parça ekmekti dünya. Bir parça ekmek, öldürdüler bir kışla önünde yas tutan engerek. Durmayıp okusa 10.000 asır öncesini, bir mızrak şakırtısı oluştursa, yağan şu yağmur yıkayabilir mi içindeki elması? Ya da dağıtabilir, un ufak edebilir mi kahreden uğultuyu? Koptu, koptu ne varsa. Ecinliler, albasanlar, Mozart'ın konçertosu, katlı rical üçlemesinde yarasalar. Batıya dönen gözleri kör eden katedral, paramparçadır insan kırıkları. Ayrılıyor yosun tutmuş denizin balıkları işte. Ölüyorlar bin hançer yarasıyla. Tarih dökülüyor, kurşun dökülüyor. Fal baktırıyor esatiri evvelin. Ne müptezel, ne müteharri bilmem hangi mektep kaçkınları. Kırık urbalara dönüşen gövdeleri, şahmat olmuş ceninde bekleyen çocuk. Üşüyor suya inen ceylanın gözleri. Koptu ne varsa. Sinirleri, antenleri, elektrik direkleri ve dahi eprimiş bir sirkenin ne işe yaradığı bilinmezse harbi umumi, meyyiti müteharrik, mütemadiyen, işte hayat, işte ömür, işte basfı badel mevt. Yürüte dursun Kasımpaşa, ne kadar yürürse şu yelkovan. Alaturka bir esintiye benziyor bugünden bahar. Koptu, koptu ne varsa. Dostluklar, telexler, hatıralar, şehirliler. Bilyelerde kalan akıl yüz yuvarlaksa, malumatımız eski pencereden sızan ışık. Daralmış, darası dargınlıklar pazarında küpeşte. Bu şehrin kadınları utangaçtı eskiden. Bu şehrin kadınları utangaçtı. Gözlerin toprağa akışı gibi perde perde münisteşirdi. Ansızın bir sayha dalgalansa göklerde. Kök boya, kök kavi, kök burcu burcudur kilimlerde. Böylesine inişler dalgalandıkça çehresi eskir insanın. Çehresi eskir, kekremsi bakar çocukların gözleri. Geçmişin sayfaları emsile, bina, maksut. Durmuyor işte gizlenmiş sırların öyküsü. Kısalıyor vakit, beyhude ömür. Hiç olmazsa, hiç olmazsa ellerimden tut. Koptu ne varsa. Dalgalar dalgalandı, deniz yarıldı, bir uçurumdur koptu. Eskicilerde bal mumu yok, insan yok. Bir kitabın tam da ortasından, okun yayından fırlayışına benzer suretler, gözler. Vel fecr okudukça dökülüyor sırlar. Başlıyor
ifşa. Oysa şehrin tepelerinde gezgin, ükala, sinsi şeytan elbiseli, bu bahçede güllerin kokusu ezeldendir azizim. Duyamaz hiçbir sinsi, hiçbir iblis duyamaz. Bir ezel kokusudur ruhlara inşirah veren. Koptu ne varsa, koptu. İğneden, gövdeden, gökten, gönderilen ipten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Koptu kopacak olan. Uzaklaşıyoruz bazı şeylerden. Hilkatten uzaklaşıyoruz, topraktan uzaklaşıyoruz. Sevdiklerimizden uzaklaşıyoruz, kendimizden uzaklaşıyoruz, kendimizden kopuyoruz. Ve bu kopuşlarla beraber yitirdiğimiz şeyleri belki bir tarafa biriktirecek olsak, mevcutta bulundurduklarımızdan daha çok şeyi kaybediyoruz maalesef, değil mi? Doğru, insanoğlu gaflettedir buyurulmuş. Dolayısıyla yani dünyanın çekiciliği bizi kıymetli olanlardan uzaklaştırıyor. Yani vahyin gökten indirilen bir ip olarak düşünmüş olsak, sağlam bir ip, evet, kopmaz, pörsümez bir ip olarak düşünsek ve ona sıkıca tutunmuş olsak dağılmayacağız, perişan olmayacağız. Allah'ın ipine topluca, tabii, sımsıkı sarılın, parçalanmayın, ayrılmayın, dağılmayın diye ifade ediliyor. Evet. Dolayısıyla yani işte şairin ödevi de bu fırtınalar içerisinde, bu depremler içerisinde, bu yaşanılmış olan yaratılışa aykırı hallerden aslında kurtularak kadim olana, köklü olana, soylu olana, vasıflı olana, bizi kendi kök değerlerimiz olan Kur'an'la, sünnetle hemhal olmaya, şairin böyle bir dünyası var, böyle bir çağrısı var. Onun için peygamber şairleri önemlidir aleyhissalatü vesselam Efendimizin. 70 yaşında Kâb bin Zeyr'in iman ederek Efendimiz'den hırka alması, iman etmiş olan bütün şairlerin sırtına o hırkadan bir pay düşer. Siz öyle bir şair olmaya arzu edersiniz. Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Hasan bin Sabit'in tabii bunların her birisi Peygamber Efendimiz'in yanında üffet etmiş, şiirde övgü almış olan insanlar. Efendimiz buyuruyor ya, konuş ya Hasan, tabii, senin ifadelerin düşmana kılıçtan daha keskindir buyuruyor. Eyvallah. Dolayısıyla yani Mekkeli müşriklerin, evet, oklarından daha tesirli diyor. Onların kılıçlarından daha keskindir. Onun için şairin şiirini söylerken ahiret azığı olacağını düşünerek, bunu idrak ederek, bunun hesabını verebilecek bir insicamı yüreğinde bulmuş olması lazım. Onun için yani ezanların bizi uyarıyor olmasından, güneşin doğmadan önce kalkılmasını haber veren ecdadımızın, büyüklerimizin, ninelerimizin, dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin o kutlu sözlerine kulak vermek lazım. Genç insanların, genç kuşakların hasreten kendi toprağına, kendi vatanına, kendi ülküsüne, kendi ülkesine hizmet edebilecek bir anlayışı, bir sevdayı yüreğinde taşımış olması lazım. Bunları söylemek için gayret, evet, ediyor şair. Şiirin ödevi de bu diye düşünüyorum. Evet. Siz diyorsunuz bir yerde, yaşadığımız hayat uyandığımız hayat olacaktır. Bu nedenle herkes içindeki dünya kadardır. Herkes içindeki dünya kadardır. Zaten sizin bir kitabımızın adı. Eserinizin, evet, adı. Çocuktum. Yani çocuktum diyebilirim. Ortaokulda talebeydim. Milli Gençlik Vakfı. O zaman efendim aktif bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyordu ve de biz o yapının içerisinde Kur'anlardan,
öncülük yapanlardan Allah razı olsun. Amin. Bulunmuştuk. Ve ben Adana MGB Başkanıyım. Aa, eyvallah. Tabii. Eyvallah. İstanbul Milli Gençlik Vakfı Yürütme Kurulu'nda bulundum. O zaman bir Filistin gecemiz olmuştu ve benim payıma da o gecede sizin kaleminizden sadır olan Filistin'e ağıt şiiri olmuştu. Müsaade buyurursanız değerli izleyicilerimize paylaşalım. Mesrur olurum. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Filistin, yakın doğu diyarı, Suriye çölü, Lübnan ve Akdeniz arası, peygamber dostu, Halife Ömer yoldaşı, İslam olur Filistin. Amr İbnül As girince Filistin'e, semalarında ezanlar okunur Kudüs'ün. Tamamlar Fethi Muaviye, 1799, Napolyon kıramaz bileğimizi. Haçlı ruhu yenik, Kudüs hür. Ve 1916, Filistin tutsak olur İngiliz'e. Ağlar anneler, ağlar babalar. Yürekler dağlanmıştır. Herz görmese de sevinir bütün Yahudi. Babam ağlar, anam ağlar. Ve 1949, Birleşmiş Milletler böler üçe Filistin'i. Gazze Mısır'a, Gorçukuru ve Yahudiye Ürdün'e, Tabariye Batı yaylaları, Necef Gölü İsrail'e, bir elma gibi bölünür Filistin. Yürek paramparça, tarih ve insan, Yahudi ve Müslüman, Kenan ülkesinin yeşil toprakları, kıraçlaşan. Şair de savaşır bu ülkede özgürlük için. Sina Dağı'ndan haykırır Filistinli bir çocuk. Şiir olur, mermi olur, gül olur. Zindanlardan feryatlar yükselir, yükselir ta arşa kadar. Bir gazap taşır mermiler, tutuklu gün sayar. Ölüm odalarında bağımsızlık adına. Bir şehidin cebinde mektup sesleniyordu buram buram. Ağlama anacığım, pek yakında başımızı sokacak kulübemiz olacak. Yuvam olacak benim, bizlerin, kargılardan örülmüş damlarımız olacak. Çardaklardan ağlama anacığım. Zeytin yapraklarını, şeftali ağaçlarını unutmadım. Unutmadım bacımın gözyaşlarını. Bir de senin çorbalarını, köyümün kekli kokularını. Menekşeleri, sümbülleri unutmadım, özledim anacığım. Yakında evimiz olacak bizim de anacığım. Dumanımız tütecek obamızdan ve bir gün düğünümüz olacak belki de. Değil mi? Değil mi anacığım? Ve bir tank altında ve bir top önünde kaldı umutlar. Geleceğe, hep geleceğe, geleceğe uzandı bütün umutlar. Düş ve gerçek. Ve birdenbire koptu damarlarım. Yeryüzü kan, yeryüzü paramparça. Kutsal topraklar adına seherler seyran oldu. Gündüzler gece. Bir çocuk uykudan uyandı. Bir annenin dağlanmış yüreği Kudüs semalarında ayin oldu. Türküler yakıldı. Barut kokusu çorbalarımız dağılıyor duman duman. Bütün bir Asya'yı kuşatıyor dualarımız. Ve Filistinli bir çocuk caddede yatıyor boydan boya. Ateş ve kan, her taraf kızıl kıyamet. Yağmur yağıyor, ateş ateş. Gök terliyor, kızıl kızıl. Özgürlük adına veriliyor bu savaş. Direnen Filistin oluyor. 1 milyar insan. Acı türküler sardı dört bir yanımı. Her gece çığlıklar,
her gece kurşunlandı kardeşler. Dört bir yanımı sardı bulutlar. Şehitler ardından yükselir sadalarımız. Yeşertir türkülerimizi onlar. Onlar büyütür sevdamızı. Bir nur yağar şehit mezarlığına. 24 saatin eşref vakitlerinden. Ey ihtiyar ağaç, bütün dalların ve yapraklarınla dua et bize. Yeşersin toprak, dua et. Tohum düşsün toprağa, dua et güneş. Yeşersin tohum, ağaç olsun, çiçeğe dursun. Meyve devşirsin sonra çocukları Filistin'in, sabahın ilk ışıklarıyla. Ey İsrailoğulları, güzelin düşmanları, size Musa peygamberin mucizeleri bir şey söylemedi mi? Yılanlaşan asa, ışık veren el aydınlatmadı mı yüreklerinizi? Çekirge sürüleri sofranıza sarınca, yok olunca tahıllarınız, ekin böceği aşsız, katıksız bırakınca uyanmadınız mı? Her yanınızı kurbağa sürüleri sarınca korkutmadı mı? İbret almadınız mı? Çeşmeleriniz, kuyularınız, denizleriniz kan gölüne çevrilince, sizin için taştan su fışkırtılınca bütün geçmişinizi unutmadınız mı? Deniz Musa peygambere inananlar için kurtuluş olunca boğulmadınız mı? Artık fesada uğrayanlardan oldunuz. Dünyayı bozdunuz. Kundaktaki bebeği vurdunuz. Lanetliyor sizi 1 milyar insan. Dağlarda sürülerimiz, çobanlarımız tedirgin. Sabrımız kalmadı artık. Caddelerde taş attı küçük bileklerimiz kurşunlarınıza karşılık. Sizi insan gördük, insan belledik. Tahammülümüz kalmadı artık. Biz Müslümanız, kıyamda bekleriz Allah adına. Kılıç kından çıkınca bir kez şimşek olur uçarız. Yedi ciddiniz bilir savaşkanlığımızı. Gün olur da yaz gelir, tarlalarda biçilir ekinler. Şaha kalkınca atlarımız üzengi dayanmaz. Yolar bağlanmaz olur. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy, Burdur mebusu, İstiklal şairi, Çanakkale Savaşı'na katılmamış malumunuz. Evet. O zamanlarda galiba Mısır'da, öyle zannediyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama Çanakkale ile alakalı... Çanakkale Savaşı döneminde Mısır'da. Evet. Çanakkale ile alakalı bir program olduğunda belki o savaşa katılmış, müşahede etmiş şairler olsa dahi biz Mehmet Akif Ersoy'un şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Şiiriyle mutlaka o programı yapıyoruz. Bir yerinde hiç olmazsa bir beyit, bir satır. Doğru. Çanakkale programlarında kullanılır. Çünkü en iyi ifade eden odur. Sizin Filistin'e ağıt şiiri de belki o süreci yaşamadınız tabii yani. 1915'te, 16'da Filistin'in İngilizler tarafından işgalinde yoktuk memlekette, dünyada yoktuk yani. Hatta işte Birleşmiş Milletler'in Filistin'i bölmesinde de yoktuk ama onu nasıl hissetmişseniz kaleme de öyle dökmüşsünüz, yazıya da öyle dökmüşsünüz. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Tabii yani şair yaşamış olduğu çağı yaşayan adam, cemiyetin içindeki olan biten, her olaydan bir şekilde etkileniyor. Savaşların içinde bir savaşçı gibi belki gidip dolaşıyor, ruhen dolaşıyor. Bazen şöyle bir hal olur. Yani bir insan sizin gözlerinize bakar, baktığını zannedersiniz. Hatta el edersiniz falan. O sizi hiç görmez. Bu tür dalıp gidişlerimiz vardır. Buna kimi zaman da tayyi mekan tabiri falan da kullanılabilir. Bizimki belki böyle bir şey değil ama Filistin'de yaşanan olayların, yavrularımızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın sapan taşlarıyla İsrail zulmüne karşı, terörüne karşı sapan taşları atıyor olmalarını,
Belki Tayran Ebabil. Evet. Düşünerek onu hissetmek, yani dipçikle başına vurulan, kucağında şehit edilen, babanın kucağında şehit edilen kız çocuğunun, evladının, kendi evladınız olduğunu, kendiniz olduğunu yerine koyduğunuzda oradasınız zaten. Bunu ruhen hissedebilirsiniz, evet. Bunu bedenen hissedebilirsiniz. Hatta bazen bir film şeridinde bir kare sizin gelir bir yerinize dokunur, kalbinize, yüreğinize dokunur. Ve o anda gayri ihtiyari gözünüzden birkaç damla yaş aşağı doğru süzülür. Bu bazen sevgiden, aşktan kaynaklı olabileceği gibi bir bazen Mekke'de, Medine'de yaşanan, Kudüs'te yaşanan küçücük bir hadisenin bile sizi ağlatacak, hıçkırtacak, gözünüzden akıtacak o yaşlarla kurtuluşun belki kıyamına doğru yolculuk yaptırabilir. Bence Filistin Ağıt gibi, Orta Doğu şiiri gibi, Mekke'ye dönüş bildirisi gibi, Kudüs şiiri gibi bizim şiirlerimizin merkezinde bu var diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, sizden de bir şiir dinlemek isteriz. Estağfurullah. Hay hay. Buyursunlar. Akşamları açılır Babil kapısı. Bir sürgünün süreyinden haberler getirir. Nur cihan kuşları dolanırlar, dolanırlar. Sayısız haykırışların katli vaciptir burada. Burada ins ve cin birliktedir. Yedi koldan gelir göğün habercileri. Beklerler, bir dağı bekler gibi. Beklerler pusatları ellerinde. Kuytulardan çıkıveren ejderhalar için. Iraklara gidip gidip dönmeyen, sahralarda şehirler imar eden Zülküfül, kekli götüşlü mevsimler nerede? Nerede kaldı zencefil bakışlı sevgili? Öylesine dokunmaz dokununca ellerin. Maviye bulanmış, süzülen bakışların yağmur içer, gün içer, toprak olur. Beklerler yeni bir ay doğuşunu. Beklerler 13. mevsimin aşkını. Ansızın çıkıp gelen bir kutlu haber gibi. Bir Kasım patı kokuyor penceremde. Kasım geriyor güneşin kanatlarını. Deniz öyle sükun, yaprak öyle kırılgan. Kar rengi bulutların oyuncağı rüzgar. Suya yazsam son şiirimi, son resmimi çizsem denizlere. Bir köheylana benzeyen zaman nasıl erişir Azrail'in soluğu? Söyle bana ey penceremde beni bekleyen haber. İç içe geçmiş aşkların hesabı yok. Hesapsız seviliyor nedense. Nedense çocuğun kulağında bekliyor ezan. Beklerler bir yaz sıcağında yağmuru bekler gibi. Beklerler bir beyaz atlının can almaya gelişini. Hasretin kurumuş dudaklarda çöküşü gibi. Beklerler bir kadının nur topu çocuğunu doğurması gibi. Beklerler gurbetten dönecek olan erkeğini beklediği gibi. Suların şavkıdığı bir vakittir ay doğuşu. Sütlerin kaymak tuttuğu, horozların öttüğü, öğütülmüş ömürlerin tren katarlarınca taşındığı ve dutların tıpır tıpır döküldüğü gün ikindidir. Vakit kıyamet. Ey insan, artık kıyam et. Şimdi er gidilmelidir. Yüce dağların doruklarına,
gün vurmadan, çözülmeden sırları gecenin, isli lambaların kitaplara sinen insan kokusu kaybolmadan, yürümelidir endişesiz, şeksiz ve şüphesiz. Denizlerden geçiyorum ey yurdum, yurdum toprağında can bulduğum. Yakup'un gözleri ezelden bakardı ve görürdü. Perdeler örtemez hiçbir gerçeği. Yusuf'u görürdü, yıldızların dönüp durduğu. Bir de Süleyman vardı ezel kitabında öğütülen. Sırların, tılsımların, şiirlerin nasılsa verildiği insandı. İnsandı, dar kalıplarda yitip giden. İnsandı, gök ekininde zahireler toplayan. Gün ikindidir, vakit kıyamet. Ey insan, artık kıyam et. Hadi inşallah diyelim hocam. İnşallah. İnşallah. Dua olsun. Bu da dua olsun. Amin diyelim yanına. İnşallah. Duamızı da eklemiş olalım. Hiç ritmi bozmadan şiirle devam edelim. Ben bugün bahar şiirini okuyacağım diye kravatımı böyle çiçekli getirdim. Hay maşallah. Ömrünüz bahar olsun. Amin hocam. Ahirimiz bahar olsun. İnşallah. Evet. Bahar, ben sana dayanamam. İçime yerleşip durma bu kadar. Ben sana asla kıyamam. Yağmur çiseleyip dursa, bir posta güvercini konsa omuzlarıma, papatyalar aklımı başımdan alsa, burcu burcu koksa sümbüllerin, mor menekşeler tutuverse ellerimden, bahar, ben sana kıyamam. İçime yerleşip durma bu kadar. Ben sana asla dayanamam. Bahar, çiçeklerin açmış senin, yeryüzüne hükümdar olmuşsun. Pervasızca yayılı vermişsin dağlara, dağlı vermişsin bağlara, bahçelere. Hercai çiçeklerinle ele geçirmişsin, sarı vermişsin gencecik kızların yüreklerini. Alıp götürmüşsün delikanlımı mecnun eyleyerek. Kelebeklerini salma üstüme benim, serçelerin gülücüklerine alıştırma ne olursun. Nergislerin ruhuma üflemesin bir daha. Söyle, ne olursun bahar. Bahar, ben sana dayanamam. İçime yerleşip durma bu kadar. Ben sana asla kıyamam. Seher vakti kıra yağmış çiçeklerine. Gördün mü sen bunu bahar? Bademler çiçek açmış, salkım saçak. Erikler bembeyaz elbiseye bürünmüş. Yemyeşil bir vadiye dönüşüvermişsin. Şimdi sen düşün gayrı. Kıraya tutulmuş senin baharistanın. Durup dururken bir de dolu yağmasa tanrım, dönmesen bahar çiçeklerini bu kadar. Ben buna dayanamam bahar. Yapma bana bu kadar. Söğüt'ün dağları fıstık yeşili, domur domur filizlenmede ağaçlar. Fışkırmada kupkuru gördüğüm toprak, dereler şenlenmiş, bıldırcınlar, keklikler ötüşüyor. Yemyeşil bir düşe tutulmuş gibi, içim içime sığmıyor şimdi bahar. Kekik kokuları büyülüyor arılar ülkesini, bütün böcekler güneşe tırmanıyor bahar. Su, ateş ve toprak, sonra cemreler.
bir başka bahar, bir başka düş mevsimi gibi. Sincaplarınla, tavşanlarınla koşmadasın bahar. Ben sana yetişemem bahar, sen çıldırtma beni bu kadar. Ben sana asla dayanamam. Yüreğine sağlık, bahar ömrün olsun. Eyvallah kıymetli hocam, sizin de ellerinize sağlık, sizin eyvallah. De yüreğinize sağlık. Bu bahar insanın içinde yaşaması lazım ki bir şekilde kaleme döksün, heybede ne varsa onu paylaşıyor insan. Belki onlarca şiir yazdık, yüzlerce tabirini çok fazla kullanmak istemem ama ben şiirlerimin hiç öyküsünü anlatmam. Anlatmayı da hiç sevmedim. Yani asla herhangi bir programda da ben bu şiiri bundan dolayı yazmıştım demek çok böyle işime gelen bir taraf değildir. Anlatanlardan da çok haz ettiğimi ifade edemem. Hı hı. Bu şiir çok garip bir şekilde baharla tren ilgili. Tren yolculuğu galiba. Ve baharla ilgili benden bir edebiyat dergisi, sanıyorum Ay Vakti Edebiyat Dergisi benden. Hocam ya bahar geliyor, baharla ilgili bir yazı yazar mısın dediler. Ben de hay hay dedim. Yani güzel bir bahar yazısı yazdım işte 5-6 sayfalık bir deneme üslubuyla. Tam bunun belki 4. 5. sayfasına geldiğim yani henüz daha yarıyı geçtikten sonra birdenbire böyle bir bahar şiiri doğdu. Bu denemeden önce bitti yani kendisini yazdıran yazıdan önce bitti. O süreçte yazılmış olan böyle bir bahar. Dervişin ama fikri neyse zikri de oluyor. Zaten Sezai yani. Karakoca abi öyle söylüyor. Yani şairler yaşadıklarını yazarlar. Hmm. Yaşayamadıklarınızı yazarsanız لِمَ تَقُولُنَا مَا لَتَفْعَلُونَ ayetiyle ters düşmüş olursunuz. Yapmadığınız şeyi neden söylüyorsunuz? O zaman makbul olmayan şairler zümresine girmiş olursunuz farkında olmadan. Onun için idrak önemlidir. İdrak üzerinde tefekkür sahibi olmak lazım. Belki tefekkür estetiği üzerinde birazcık... Biraz da durulabilir. Durulması lazım. Efendim bizi garip bırakmadınız. Estağfurullah. Değerli vaktinizden bize ayırdınız. Değerli fikirlerinizi, değerli şiirlerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Allah bahtınızı açsın. Allah akıbetimizi hayretsin. Amin. Amin. Yani bu yolculuğumuz sırat üzere olsun. Dost doğru istikametimiz bozulmasın. Allah bizi ebed yurdunda komşu kılsın. Amin. Efendimiz de beraber eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Efendim Şiir Vakti programının yavaş yavaş nihayetine geldik. 22. dönem Adana Milletvekili, şair, yazar, ressam, ilahiyatçı Recep Garip hocamız bizlerle birlikteydi. Keyifli, lezzetli bir sohbet, şiir dolu bir sohbet oldu. Adana mebusu malumunuz kendisi 22. dönem. Yine aynı vazifeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuş bir merhum büyüğümüzün Arif Nihat Asya'nın bir şiiriyle programımızı nihayetlendirelim. Çocuk ve Ağaç şiiriyle programımızı bitiriyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Çocuk çok sevdi ağacı. Verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu. Öperdi altın saçlarından dudakları olaydı. Ve ona öptürmek için eğilirdi yerlere kadar. Yanakları olaydı. Dökerdi önüne hepsini gümüşten, altından, sedeften oyuncakları olaydı. Ve çocuk gittikten sonra böyle kalır mıydı ağaç? Ne olurdu? Ne olurdu onun da bacakları olaydı, ayakları olaydı.